Tamam. Allah gecemizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Zikir esnasında çalgı kullanmak, meyde, davul caiz. Bunu normalde neyi, defi, davulu kullanmak haram olduğuna dair herhangi bir ibare yok zaten. Bir şey Kur'an ve sünnet dairesinde haram kılınırsa, haram kılınanlar Kur'an ve sünnette bellidir. O yüzden İslam literatüründe bu haram mı diye sorulmaz zaten. Çünkü haramlar bellidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bu haram mı, bu haram mı, bu haram mı diye sorduklarında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onlara böyle soru sormalarını men eder. Ve der ki siz haramları mı çoğaltmak istiyorsunuz? O yüzden bir kimsenin haramları çoğaltma gibi bir lüksü yok. Kur'an ve sünnet dairesinde de böyle bir lüksü yok. O yüzden zikir esnasında ve normal zamanlarda bu tip çalgı aletlerini kullanmakta bir beis yok. Veyahut da malumdur ya, İslam'da eğlenceli veyahut da çalgı aletlerini kullanacağı yerler var. Bunu zaman zaman derslerde bahsederim. İşte düğün cemiyetleriyle alakalı, nişanlı, mekan cemiyetleri, bayramlar, dini bayramlar, aynı zamanda milli bayramlar diye bunun yeri yurdu belirlenmiş. O yüzden mesela neyin, defin, davul çalmanın haram olduğuna da bir ibare yok. Ama ve lakin insanların nefsaniyetini ayağa kaldıracak çalgıcılık men edilmiş. Yani bir kimse örneğin işte insanların heva ve heveslerini, nefsaniyetini okşayıcı, nefsaniyetini ayağa kaldırıcı bazı hadis-i şerifler var. Bunlar men edilmiş. O yüzden çalgıcılıkla zikrullah'ta veya ne bileyim işte bayramlarda, milli günlerde davul, def, davul vurmak, düğünlerde def vurmak veya zikrullah'ta işte güdüm vurmak bunlar ayrı şeylerdir. O yüzden çalgıcılıkla düğünlerde ne bileyim böyle işte insanların heva ve hevesini ayağa kaldırır. Şarkıcılıkla zikrullah'taki ilahi söylem, ilahise, bendirse, zizenli bizim insanımız biraz karıştırıyor. Normalde şarkı dinlemek caiz mi? Örneğin, eğer müşrik bir kimse söylüyorsa ondan şarkı dinlenilir. Cariyelerin söylemiş olduğu şarkıları asap dinlerdi. Cariyelerin normalde çalgıcılığını asap bunları dinlerdi. Ama ve lakin tekrar söylüyorum. İnsanların heva ve hevesini, nefsaniyeti, şeytaniyete yönelik çalgıcılık yapmak caiz değildir. Böyle ben yaştakiler bunu daha iyi bilecekler. Geriye doğru gittiğinizde düğünlerde çalgıcılık yapanlar mesela İslam topraklarında belirli kavimdeki insanlar yaparlardı. Hiç düşündünüz mü? Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanatçı denilen şarkı söyleyen bu noktada sahnelere çıkanlar gayrimüslim unsurlardı. İlk tiyatrocular, meddahlık vardır. Ama işte tiyatro sanatçılığı, ses sanatçılığı bayanların ilk gayrimüslimlere aittir Türkiye'de. Çünkü İslam bunları yasakladığından bu tip işlerle ilgilenenler gayrimüslimler oldu. Düğünlerde eğlence iyi yapan, eğlendiren insanlar, düğünlerde bu noktada şarkı söyleyen, işte düğünlerde çalgı çalanlar Osmanlı'da gayrimüslim unsurlardı. Gayrimüslim unsurlardan Hanefi'ye göre dinlemek caizdir. Bunu bizim insanımız ince fıkıh literatürünü bilmediğinden dolayı bunu böyle şey yapmaz. Bir de sonradan telkin ve tedbir adı altında
caiz olan şeyleri dahi ola ki harama düşebiliriz diye insanları yasaklayan bir zihniyet var. Bu sonradan oluştu zaten. Bu ayrı bir mesele. Allah muhafaza etsin. Zikir esnasında ilahi söylemek caiz midir? Normalde bununla alakalı en eski risale Cüneyd-i Bağdadi'nin Sem'a Risalesi'dir. O yüzden zikir esnasında böyle nefes denirdi önceden ona. Dörtlükler söylenmesi, birinin nefeslerinin söylenmesi veyahut da bu noktada söyleyen bir kimsenin kendi kalbine geleni kendi nefes olarak söylemesi caiz görmüştür. Bunda bir beis yoktur. Aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi zikir halakalarında bu tekke ve zaviyeler kanunu çıktıktan sonra, tekkeler lav edildikten sonra zikir meclisleri, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaçak kuçak böyle işte evlerde orada burada devam ederken bunun adabı, erkanı kayboldu. Aslında zikrullah esnasında çok sık ilahi söylenmez. Zikrullah normalde işte bir baştan yapılacak olan zikrullah'a uygun bir Kur'an tilaveti olur ayet-i kerimede. Allahu la ilahe illa hu denir, hu esması başlanır. Ondan sonra o hu esmasının başlangıcını bu ayet-i kerime okunur. Ve böylece zikrullah ile ayet-i kerime ile zikrullah birleştirilir. Zikre böyle devam eder. Eski zikir usulü budur. Ve bu zikrullah bittiğinde arada birkaç ilahi söylenir. Herkes o esnada bir demlenir, bir nefeslenir. Bir iki ilahi söylendikten sonra örneğin hu esmasından hay esmasına geçiliyor. Hay esmasıyla alakalı başta yine bir ilahi bir ayet-i kerime okunaraktan hay esmasına geçilir ve böylece hay esması bitirilir. Aslında ortasında yine bir iki ilahi okunur. Ardından hak esmasına geçilirken yine bir ayet-i kerimenin başlangıcı okunaraktan hak esmasına devam edilir. Ara geçişlerde bir tane, iki tane ilahi okunur. O ilahilerde çünkü nasihat vardır. O ilahi bütün ehli zikir dinler, ondan nasihat alır. İlahiler nasihattır çünkü. Ben bazen böyle İslami radyo denilen radyoları dinliyorum. Onlar böyle şey olmuşlar, ne o? Ankara türküsü gibi. Öyle değil. İlahiler geçmiş velilerin sözleridir. İlham üzerine yazılmıştır. Her biri birer nasihattır. Kur'an-ı Kerim tefsiri gibidir. Ayet tefsiridir, hadis tefsiridir. Orada nefiste terbiye ile alakalı, Allah ve Resulünü sevmekle alakalı özlü sözler vardır. O yüzden ilahiyi dinleyenler aynı zamanda da nasihat dinlemiş olurlar. O arada bir ilahi zenbaşı öyle bir ilahi okur, o günkü günün anlam ve manasını anlatan, zikrullahın anlam ve manasını anlatan bir ilahi seçer. O ilahiyle ilahi zenbaşı yani mutrup başı aslında cemaata o ilahilerle nasihat etmiş olur. Nasihatçı olur. O yüzden ilahici başı repertuarı çok geniştir. Repertuarı çok geniş olduğundan oradaki havaya, konuma, duruma, maneviyata göre bir ilahi seçip zikrullahın ara esmasında o ilahi öylesine bir okur ki herkesi kendinden geçirir. Bir gazel okur örneğin. O gazelde muhakkak ki bir nasihat vardır. Herkes o nasihatı dinler. O nasihatı dinledikten sonra kendisine çeki düzen verir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke fethine giderken onun şairi, önceden müşrikti biliyorsunuz, sonra Müslüman oldu.
İsmi neydi hocam, Yusuf hocam aklına geldi mi? Ka'b bin Malik mi? Ka'b bin Malik. Mekke fethine giderken şiirler okumaya başladı. Şiirler okumaya başlayınca Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'ni susturmak istedi. Yani tabiri caizse ilahi okuyordu, özlü sözler söylüyordu. Hazreti Ömer Efendimiz susturmaya kalkınca ona dedi ki dur ya Ömer. Onun sözleri Mekkeli müşriklere sizin mızraklarınızdan daha fazla acı verir. O yüzden hikmetli söz müminin yitik malıdır. Kimden gelirse gelsin bir ilimdir, onu alır. İlahiler bu manada hikmetli söz noktasındadır. Normal dinlenilir. Dinlenilmesinde, söylenilmesinde bir beis yoktur. Zikir esnasında raks etmek. Belli katlanana kadar bükmek caiz midir? Raks olunca raksın önce ne raksa girer bunu bir sefer anlayacağız. Raksa girin bunu yine ulema bunu kendince tefsir etmiş. Raksa girmesi için bir kimsenin işte vücudunun değişik yerlerini titretmesi, oynatması, ayaklarını belli bir ritimde böyle heva ve hevese göre oynaması lazım. Oysa zikrullah, ehli zikir hadisi kutside buyurulan siz Allah'ı öylesine zikredin ki olgunlaşmış buğday başaklarının rüzgarın onları salladığı gibi sallanınız. Allah'ı zikrederken bir kimse iki ayağını birden yerle temasını kaldırmadan, vücudunu böyle rakkaseler gibi oynatmadan sallanmasında bir beis yoktur. Ama işte böyle ben de bazılarını görüyorum. Öylesine hopluyorlar, zıplıyorlar, bana da gönderiyorlar böyle şeylerde. Ne o? Facebook'ta, orada, burada. Ama bunu, şunu da unutmayın. Zikrullah'ın yapılış biçimiyle alakalı fazlaca ayet ve hadis yoktur. Yapılış biçimiyle alakalı. Bir tek bu hadisi kutsi var. Hani hafiften sallanınız gibisinden. Bu hafiften sallanma caiz görülmüş. Bundan daha fazlası ehli zikir tarafından caiz görülmemiş. Bunu kendilerince caiz görenler var, kendilerince yapanlar da var. Ben bunlara katılanlardan değilim. O yüzden zikrullah esnasında bir kimsenin disiplinli bir şekilde Allah'ı zikretmesi, böyle çok fazla rakkaseler gibi davranmadan tatlı bir şekilde esmanın konumuna göre sağından soluna bir ritimle sallanmasında bir beis yok. Zikir esnasında zikir halkasının ortasında dönerek zikretmek caiz midir? Evet, bu caizdir. Normalde sema ederek dönmek değildir bizde bu. Sema'dır bunun adı. Sema ederekten bir kimse Allah'ı zikredebilir mi? Evet. Diyanetin görevli kıldığı hocaların arkasında namaz kılınmaz diyenler var. Sizin görüşünüz nedir? Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisi şerifi mucibince imam günah işleyen günahkar fasık bir kimse de olsa onun imamlığı muteberdir. Ona tabi olunur hadis-i şerifini baz alan Hanefiler. İmam günahkar da olsa onun arkasında namaza durulur fetvasını vermişler. Biz bu fetvaya uyanlardanız. O yüzden bir imam günahkar da olsa biz ona tabi olur, onun arkasında namaz kılarız. Bunu söyleyenler belli ölçütlere dayanaraktan söylüyorlar. Ben önceden cemaat ismi, tarikat ismi, topluluk ismi, şahit, şahıs ismi söylememeye özen gösterirdim özellikle. Hani ümmetin arasında böyle bir şey çıkmasın, isimler, şahıslar, topluluklar değil, ölçüler konuşulsun isterim. Zaman zaman dilimin bu noktada ayarı kaçmaya başladı. Kaçmasının sebebi insanlara biz ölçüyü konuşmaya gayret ediyoruz. Ama sanki
böyle bizim insanımız bugün için artık bunu hedef istiyor. Yani bunu kim söylüyor? Bize söyle, biz ondan uzak duralım. Bu manada. Bunu da Türkiye'de ilk başlatan Süleyman Hilmi Tunahan Han Hazretleri'nin son dönem talebeleri başlattı. 15-20 yıldan beri böyle bir şeyleri var. İşte bunlar maaş alıyorlar. O yüzden devletin imamı. Bunların arkasında namaz kılınmaz. Bunların arkasında namaz kılmak caiz değildir diye böyle bir şey başlattılar. Ve kendileri kılmıyorlar. Hatta cumaları da kendi yurtlarında toplanıp kılıyorlar. Bursa'da öyle yapıyorlar. Bilmiyorum bunlarda nasıl yapıyorlar. Burada da aynı yurtlarında toplanıp. Yurtlarında toplanıp cumayı öyle kılıyorlar. Onlar da namazlarını kılıyorlar. Kendilerince kendilerini bağlayan bir şey. Bir kimse kendince böyle bir şey yapar yapmaz. Bu ayrı bir mesele. Bu noktada kendilerince haklı gördükleri kendilerinin yerleri vardır. Ama ben bu noktada camilerin birleştirici, bütünleştirici, bütün cemaatlerin, tarikatların hepsinde toplanabileceği bir yer olarak görüyorum. O yüzden cami bu noktada bütün ümmet-i Muhammed'i cem eden, çünkü birleşmektir asıl olan. Tefrikaya düşmek, ayrılmak, bölünmek değildir. Asıl olan birleşmektir, toplanmaktır. Tek vücut olmaya gayret etmektir. Ben bu noktada gördüğümden, durduğumdan dolayı onu tasvip etmiyorum kendimce. Ne olursa olsun camilerde toplanılmalı, cumalar, cemaatle namazlar camilerde kılınmalı, teravihler camilerde kılınmalı. Müslümanlar bu noktada cami birlikteliğine devam ettirmeliler. Yoksa her cemaat, her tarikat, her topluluk kendince kendine bir kıble, bir namazgah, kendince kendine bir cami, bir toplanma alanı tespit ederse ümmetin içerisinde birlik ve beraberliğin tesis olmayacağını inanıyorum. O yüzden biz camiyi terk etmektense camide varsa eksiklik ve noksanlık biz orayı düzeltelim. Biz tamamlayalım. Oradaki imamın eksikliği varsa diyelim ki imam efendi böyle davranma. Hutbeleri uzun tutma. İmam efendi her cuma kalkıp da burada para isteme. Dilenme. Varsa bir şey bize söyle, esnaf olarak biz bu caminin giderlerini üzerimize alalım. Yani buraya cumaları geldik, biz burada para istenilmeden dönelim. Ama biz esnaflar olarak 10 esnaf birleştik, 20 esnaf birleştik, bu caminin ne gideri varsa biz üzerimize aldık. Bundan sonra da camide senin dilencilik yapmanı istemiyoruz, örneğin. Gibi biz varsa eksiklikler, noksanlıklar tamamlayalım. Bu noktada bir sıkıntı yok. Veyahut da diyelim ki imam efendi senin devletin verdiği ne o? Bu maaşla senin bize namaz kıldırmanı istemiyoruz. Devletten aldığın maaş git şu fukaralara ver. Biz 20 tane esnaf toplandık. Senin iaşeni biz sağlayacağız. Örnek. Ümmet-i Muhammed böyle bir şey yapmıyor. Böyle bir örgütlenmesi yok. Oradaki mahalleliler toplanıp da camisini tadilat ettirmiyor. Tamir ettirmiyor. Boyatmıyor. Temizletmiyor. Mahalle camisi ise, çarşıdaysa oradaki esnaflar camiye el atmıyor. Yani bir esnaf camisine gidiyorsun, dökülüyor. Tuvaleti kötü. Çevre düzenlemesi kötü, içerideki halıları kötü, temizliği kötü. İmama diyorsun ya bu neden çalışmıyorsun, bu caminin hali ne? Burada yapmıyorlar acaba diyor. Diyorum kabahat sende, tek tek esnafları dolaştın mı, bu konuda bir örgütledin mi, bunları topladın mı? Bakıyor gözümün içine. Caminin tuvaleti yok. Diyorum ki buranın tuvaleti muhakkak vardır. Kim gasp etti bu caminin tuvaletini? Tuvaletsiz cami olur mu? Olmaz. Birisi gasp etmiş orada. Ya evlerden birisi gasp etti, ya dükkanlardan birisi gasp etti yakın etrafta. Hocam buraya bir tane tuvalet yaptın, bakıyor gözümün içine. Beni tanımıyor ya bir de. Hani yabancı bir kimseyim ben.
Yo nasıl bir imamsın burada yüzüne? Ya hocam çok ağır konuştun ya. Ya ağır konuştun. Burada cami değil mi? Abdest alacak bir kimse. Abdest alacak ya. Bir caminin tuvaleti olmaz mı? İşten kaçıyor imam da. E cemaat da onu sorgulamıyor, soruşturmuyor. Cemaat demiyor ki ya hocam buranın tuvaleti yok, bir tuvalet yaptıralım. E hacı abi buranın her tarafı ama şey, ne o? Tarihi eser. İyi ya, caminin içini mi bozacaksın kardeş tarihi eser diye. Dışına, bahçesine iki tane, bir bay, bir bayan tuvaleti yaptır. İhtiyacını görsün insanlar. E yok. Burada da sıkıntılıyız. Ama bu sıkıntılarımızı bizim oradan veyahut da işte imam devletten maaş aldığı için haram var. O yüzden namazı kabul olunmaz. Ya bana günahsız bir adam getirin ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hariç. Allah muhafaza eylesin. Doğru ölçü değil. Yunus aleyhisselamın balık niçin yuttu? Kaç gün kaldı? Ne yedi ne içti? 40 gün kaldı. Buyurun. Hocam ben bir şey sormuştum. Hani az önce dediniz ya, imamın devletten aldığı parayı haram gözüyle bakıyorlar. Dayanakları nedir bu konuda? Yani nasıl haram olabilir? Onların kendilerince dayanağı çok. Kurt kuzuyu yiyecekse. Ya ama ortada görünür bir şey yoktu mu bu konuda? Ha var canım. Yok, fetva konusunda hani evet bu haram bir konu. Ona bakarsan hepimizin kazancında haram var. Yo, imamın aldığı parayı. İmamın aldığı parada da var. Devletten aldığı parayı var. Devletten aldığı para. Devletten almasa da var. Devletten aldığı parada da var. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan bütün herkesin kursağında haram var. Hepsi haram değil ama haram var. Yani hocam hani yaptığı işe, daha doğrusu ayırdığı zamana karşılık almıyor mu o parayı? Hayır, o ayrı bir mesele. O ayrı bir, yani. O ayrı bir şey yok. Bu noktada devletin kazancına bakılır. Devlet meyhaneden de, genel evinden de, ondan da, bundan da vergi alıyor mu? Faiz gelirleri de var mı? Bu parayı da maaş olarak dağıtıyor mu? Bana da veriyor. Ben de emekliyim, Bağkur emeklisiyim. Nasıl söylüyorum ya kendimi? Ayırmıyorum. Veyahut da adam de şeyde, örneğin, devletle hiç alakası olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarının içerisinde yaşıyor mu? Yaşıyor. Hasbelkader devletle alakalı herhangi bir hizmetten faydalanıyor mu? Faydalanıyor. Ona da bulaşıyor. Peki hocam o zaman bir kişinin elbisesinde bir iplik kadar haram olsa ibadeti kabul olmaz. Hadis-i şerifine muhatap oluyor muyuz bu konuda? Hepimiz muhatabız. O hadis-i şerifi bilmiyorum ama okumadım yani öyle. Veyahut da işte yediği yemeğine, giydiği elbisesine işte bir karış haram karışsa 40 gün ibadeti kabul olmaz mesela. Bu daha meşhur. Onu da okumadım. Okudun mu Yusuf? Okumadım. Ben bir hadis-i şerif derse bir kimse yok diyemiyorum ben. Ama ben öyle bir hadis okumadım. Yani bir kimsenin evet yediğine içtiğine bir kimse dikkat edecek. Giyindiğine dikkat edecek. Haramlardan uzak durmaya gayret edecek. Kul hakkına gayret edecek. Ama velakin başka bir hadis-i şerifte de bu hadis-i şerif, bunu biliyorum. Diyor ki, ahir zamanda öyle bir zaman gelecek ki faiz, kursağa girmemiş kimse kalmayacak. Dağdaki çoban da dahil. Ben bu hadis-i şerife binaen herkesin üzerine haram var dedim. Herkes haram kazanıyor demedim. Dediler ki, ya Resulallah, o yani dağdaki çoban nasıl faize karışabilir? Dedi ki, faizle iştigal eden bir kimsenin yemeğini yiyecek, o da faizden nasibini alacak. Bugün için Türkiye'de ve dünya üzerinde böyle bir hal var mı? Evet. Bu noktada. Ama bir de bir kimsenin elinde olmayan sebeplerden dolayı haramla ilintilenmesi var. Bir de göz göre göre kendi isniyatifinde, kendi iradesinde
haramla ilintisi var. Göz göre göre kendi iradesiyle hırsızlık yaptı, birinin malını gasp etti, birine haksızlık yaptı. Bu o kimsenin kendi gözü iradesinde olan haramı, bu senin dediğine o zaman katılır. Anlatabildim mi? Yani bir kimse, ama bir de insanın kendi cüz-i iradesinin dışında kendisine bulaşan haramlar var. Ben söz konusu olan bu haramları bahsettim. Kendi cüz-i iradesinde değil ama bulaşıyor ona. Kendi iradesinde değil ama bulaşıyor. Devlet, ticaret yapıyorsun. Devlet diyor ki muhakkak ödemelerini bankadan yapacaksın. Örnek. Ya diyorsun ki ben peşin aldım faiz. O yok öyle bir şey diyor. Ben bu yüzden cezayı. Ya diyorum ben peşin çalışan bir kimseyim. 8000. Evet. Şimdi 8'e çıkarmışsan. Ya ben peşin çalışan bir kimseyim. Benim aldığım makbuzu kabul etmedi devlet. Yani karşıdan makbuz kestirmişim. Parayı yatırmışım. Malı almışım. Faturasını kestirmişim. Kabul etmedi. Bunu dedi bankadan geçireceksin sen. Beni bankaya mecbur ediyor. Mesela ihracat yapmışım ben o zaman için. Geldi adam Yunanistan'dan mal aldı. Biz adam mal aldı. Adam euroyu da geldi masanın üzerine saydı. Adam yeni sipariş veriyor bana. Oturdu bir de fotoğraf çektirdi. Ben de adam parayı saydı masanın üzerine gitti. Oh elhamdülillah biz de dedik ki ya Mevlüt kandili bugün. Dedik ki kandilin bereketi. Bizim de öyle bir paraya ihtiyacımız var. Aslında böyle ipteyiz. Para lazım. Mevlüt kandili. Ben o gün Mevlüt kandili diye takım elbise giydim. Bir tane de gül taktım. Ondan sonra yakama. Gittim iş yerine. Rezzak olan Allah dedim ben. Mevlüt kandili. Gelenlerden ki kandilleşiyoruz. Biz bir grup geldi böyle. Adam böyle bir birisi geldi. Grubu getirdi dedi. Acaba sana getirdim. Ondan sonra benim kulağımı fısıldıyor. Benim %50'mi ister. Bana %50'lik ister. Dedim söyle. Ben ne fiyatsa onu söylerim. Şimdi bana %50'mi ister mi dedi, bana %50'lik söylemedi. Bana %50'lik söylemedi. Ben ne fiyatsa onu söylerim dedi bana. Hacam bize bir şey verirsin. Sana hediye mi olur bu ayrı dedi. Ama dedim ben dedim müşteriye kalkıp da ayrı fiyat, sana ayrı fiyat yapmam dedim. Ya hacam sen beni gözetirsin. Seni gözetmek ayrı bir şey dedim. Yüzüne söylüyorum ben. Onlar da yabancı ya. Ondan sonra o komisyon koparacak benden, ben komisyon vermeyeceğimi söyledim. İşte adam ona Rumca söylüyor şimdi, bana şu lazım, o bana Türkçe söylüyor, var diyor ben. İndirdim alt kata, depoya, şundan şu kadar istiyorum, var, kaç para, ona soruyor, kaç para, ben fiyat söylüyorum, bu kadar diyor. O diyor ki çocuk bana şimdi, bana getirin, acaba benim %50'mi koymadın, oğlum ikide bir de bana %50'lik söyleme, ben %50'lik vermem kimseye. Ben aldatamam diyor. Bu adam kim olursa olsun aldatamam. İki fiyat söyleyemem diyor. Ben onunla akit yapıyorum. Caiz olan bu. Sana hayret et, hediye vereceksen veririm. Böyle yaparsan sana hediye de vermeyeceğim diyor ona. Sus. Peki sustum acaba karışmıyor artık dedi ya. Ben senin dedi buraya getirdim %50'lik alırım diye dedi. Demek ki dedi sen de dedi ters bir adam çektin dedi. Beni tanımıyor çocuk. Ama yani biraz da ticaretten elleri mahkum onun. Çünkü böyle benim gibi su toplu çalışan, bizim işi yapan kimse yok. Yani hiç kimsenin deposunda atıyorum. İşte bugün için 7-8 bin bornozu olan yok. İşte 2-3 ton hazır malı olan yok. Ben de onlara çalışıyorum genelde ihracatçılara. Onlar hemen işte 1000 tane bornozlu tırda boş yer kalıyor. Geliyorlar bana diyorlar ki acaba bir tırda boşluk var, 1000 tane bornoz lazım. Var mısın? Bas parayı. Ben de öyle çalışıyorum. Ben de hep hazır mal var. Mesela ondan 1000 tane, bundan 2000 tane, şundan 3000 tane, bundan 5000 tane. Derledik, toparladık. Geçmiş gün 50-60 bin euroluk mal oldu. Ondan sonra biz ön faturayı çıkardık, proforma gibi. Ondan sonra ben adama dedim ki ben bu malları yapacağım. Ama yarısını peşin isterim. Ondan sonra o söyledi ona topladı mı dedi. Ondan sonra onu topladı işte ne kadar şu kadar. Adam hanımından hanımına dedi çantayı çıkart, çantayı çıkarttırdı. Hanımında para, yanında kızı var. Ondan sonra saydı saydılar parayı, paranın tamamını masanın üzerine koydular.
Hepsinde. Ondan sonra bana döndü. Tamam mı dedi. Dedim tamam. Şimdi seninle fotoğraf çekileceğim dedi. Adam Türkçe biliyor. Komisyoncu renkten renge giriyor. Onu getiren. Diyeceğim ki dedi. Ben padişahtan mal aldım. Diyeceğim ki ben sultandan mal aldım. Böyle adam Türkçe konuşuyor. Hanım bizim fotoğrafımızı çek. İkimiz beraber fotoğraf çekildik. Böyle adam bana sarılıyor. Bugün ne gündür? Bana sordu. Bugün ne gündür? Bugün dedim Mevlüt Kandili. Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğum günüdür. Maşallah. Benim Muhammed Mustafa'ya saygım vardır dedi. Allah'ım düşeceğim. Hanım gel sen de o da gel. Kızım gel sen de çek fotoğraf çekiyor. Çek fotoğraf çekiyor. Sultan'dan mal aldım diyeceğim. Allah'ım diyor Mevlüt Kandili'nin bereketine bak içimde. Ve dedim Allah'ım dedim bana dedim doğruyu yaşattığın için sana hamd ediyorum. Ya öyle sıkıntıyla sana yüzde şu kadar veririm deseydik gittiydik biz. Müşteriden de olduydu. Eriyor çocuk. Çocuğun umuduna vurdum. Gördün mü dedim ben doğruluğun kerametini. Ben şimdi çocuğa. Sana hediye vereceğim dedim. Merak etme. Sana hediye vereceğim. Böyle yaptı. Evet sen doğru adam. Bu. Böyle yapıyor. Ne dersiniz? Tamam. Öyle böyle. Dedim sen nerelisin? Bilecik'ten gitme adam. Bilecik'ten gitmiş. Çocukluğunda. Yunanlar için diyor ki onlar bizi sevmedi. Onlar bizi Türko. Bize Türko diyor. Buradan gidenleri onlar sevmiyorlar. Siz Türksünüz, Türkosunuz diyor. Bizi Türkler de sevmedi. Rum dedi diyor. Bizi Türkler de sevmedi. Ben böyle hürmet ettim, böyle hizmet ettim, böyle onlara sevdim. Ama sen bizi sevdin diyor. Ben sana güvendim. Eyvallah. Harika değil mi buraya kadar? E biz aldık, şey yaptık, malı yükledik, kestik fıtrayı, gönderdik Yunanistan'a. Devlet dedi gel. Ne oldu? Bunu bankada bozacaktım. Ya biz bankada bunu... Yok, bankada bozmadığından dolayı cayırlattı bize cezayı. Şimdi sizler, sizi böyle hani koyunları kotoraya katarlar ya, sağacak ya koyunu. Koyunun sağması için koyunu kotoraya katarlar. O koyunların hepsi de bekler. Dar bir geçit vardır orada. Her koyun teker teker oradan geçer. Her geçerken de oradan çobanlar onu yakalar. Sütünü sağar onun, ondan sonra bırakıyor. O yüzden sistem sizi kotoraya katmış. Siz o kotoraya girseniz sizi sağacak orada. Bundan siz sorumlu değilsiniz. Zaten böyle girmemezlik, kaçak kucak yaparsan çoban ne yapıyor? Bu bana sütünü sağdırmıyor diyor. İlk önce köpekleri seni yem yapıyor. Önce kasaba seni gönderiyor. Neden? Bu diyor deli baş oldu. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bir kimsenin de bu noktada harama girmede bir kendi cüz'i iradesiyle bile bile haramı işleyenler var. Evet onlar çok tövbe edecekler. Bu noktada Cenab-ı Hak onların tövbelerini kabul eder inşallah. Bir daha işlemeyecekler. Ama bir de kendi cüz'i iradesinin içerisinde sistemin getirdiği haramlar var. Bunlarla da mücadele etmek bütün ümmeti Muhammed'e farzay. Soru ve gündem serbest. Komisyon vermeyle alakalı bir
doğumdan dolayı bu konusunu ben istemiyorum. Yoksa ticaretler yaptığım önceden benimle anlaşsa ben her getirdiğim müşteriden sen kaça satarsan sat ben senden %1 alırım dese bu caiz olur. Onda bir sıkıntı olmaz. Hocam olur da faiz vermek durumunda kalktık. Bu devirde çok fazla kredi kartı kullanılan var. Mesela geciktirme durumunu istemeyip de geciktirdim. Oldu bulaştı bunu. Yani nasıl? Bundan kaçabildiği kadar kardeşler, arkadaşlar kaçmaya gayret edecekler. Ama yine yakalanıyorlarsa burada da Darülharp, Darülislam fıkıhı gidiyor. O fıkıh girince Darülharp'te müminle kafirin arasında, harbinin arasında faiz yoktur fetvası çalışıyor. Yani onun itiraf etmek için bir şey yapmak gerekir mi? Tövbe edeceğiz yine. Tövbe evet. Mümkün ben kardeşlere diyorum, mümkün olduğunca bankalardan işlem yapmamaya, kredi kartı kullanmamaya, uzaklaşabildiğiniz yere kadar uzaklaşın. Ama yani örnek kaçamadığınız yerler, örnek işte elektrik su parası. Ben normalde haftanın Allah affetsin 4 günü Bursa dışındayım. Öyle olunca telaştan bakıyorum bir fatura oradan unutulmuş kalmış, adam kesmeye gelmiş. İşte bir bakıyor adam kellesi kulağı yerinde, ya acaba senin de elektriğini keseceğiz ya kardeş unutmuşuz, yok masanın altında kalmış, yok masanın üstünde kalmış. Bin bir dereden anlatıyor, olacak gibi değil. Bizim de öyle üzerine faiz ödediğimiz zamanlar oldu. Bu noktada önceden yokluktan kesildi, ödeyemedik. Bunlar da oldu. Bunlar bizim irademizin dışında. Sonuçta en sonunda ne yaptım? Ben de gittim otomatik ödemeye bağladım. Ne emekli maaşını gördüm var ne bir şey. Ne bankanın yolunu biliyorum. Ne kredim ne o bankadan emekli maaşı çekeceğim diye bekliyorum. Ne o beni, ne o ben onu görüyorum, ne o beni görüyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Önce bir ayetle başlayayım şöyle, müsaadenizle. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Her kim Allah'ın vermiş olduğu hükümlerde hüküm vermiyorsa, onlar zalimlerin, fakirlerin, sabır Allah'ın yazısı. Şimdi hocam, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir iktidara misal, şu anda iktidar olan parti, AK Parti, bunlara oy vermek, o zalimlere, çünkü Allah onları zalim benimsemiştir. Onlar Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorlar. Bunlara oy vermek, bir milletten bir hak üzere, yani bizlere caiz midir, haram mıdır? Bunu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Önce bu ayet-i kerimenin esbab-ı mucibine bakmak lazım. Esbab-ı nüzul sebebi ne? Bir. İkincisi, bununla alakalı İslam dünyasında muhteşem bir tartışma var. Bu tartışma da yeni değil. Ta İmam Maturidilerden itibaren bunun tartışması var. Allah'ın hükmüyle hükmetme. Allah'ın hükmüyle hükmetme. Bunda bir kimsenin bu hükmetmede kendi sorumluluk alanları var. Biz şimdi size, siz Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsunuz, zalimin ta kendisisiniz diyebilmemiz için sizin güç yetirebildiğiniz bir şeyde bunu söylememiz gerekir. Eğer size güç yetiremediğiniz bir şeyde Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsunuz, zalimin ta kendisisin dersek size haksızlık yapmış oluruz. O yüzden mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Mekke döneminde siz Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsunuz diyebilme imkanımız var mı? Yok. Allah'ın Resulü. Ona diyemiyoruz. Medine'nin belirli döneminde Allah'ın hükmüyle hükmetmediniz diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Sebep henüz daha o kıvama, o güce gelmedi. İslam 23 yılda tamamlandı.
Şimdi bir topluluk düşün. O topluluğun İslam'la hiç alakası yok. Onlara önce namazı mı öğreteceğiz? Yoksa namaz kılmıyorlar diye katledeceğiz. Size sor. Önce namazı öğreteceğiz, değil mi? Önce onlara ne yapacağız? Tebliğ edeceğiz. Nasihat edeceğiz. Öğreteceğiz. Onlar namazın hakikatini öğreninceye kadar nasihatla ve tebliğle yükümlüyüz. Ondan sonra biz onlara namazla alakalı ceza vermeye başlayacağız. Burası da tartışmalı dair bir mesele. Ama biz onlara önce diyebilir miyiz? Allah'ın hükmüyle hükmetmediniz. Bu partiye oy verme ayrı mesele. Oraya ayrıca konuşacağım. Önce ayet-i kerimenin iyi anlaşılması lazım. Bir kimse aile reisi, evinde Kur'an'a göre erkek aile reisi. Evinde İslam'a uygun olmayan bir şey var ise nasihat mı edecek, hükmedecek mi? Aile sorumluluğunu yerine getirecek. Nasihat edecek. Öyle değil mi? Neden? Bu toplum İslam'ı bilmiyor. Bu toplum İslam'ı bilmediğinden dolayı yaşamıyor. Bir kimsenin Müslüman olması ayrı bir şeydir. İslam'ı bilip bilmemesi ayrı bir şeydir. İslam'ı bildiği halde yaşayıp yaşamaması ayrı bir şeydir. Kurallarını yerine getirip getirememesi ayrı bir şeydir. Biz kurallarını yerine getirmeyen bir kimseyi de kurallarını yerine getirmiyor diye katletme noktasında değiliz. Örneğin. Şimdi ayet-i kerime bu noktada olgunlaşmış, kemale ermiş bir İslam toplumu için söz konusu olabilir. Olgunlaşmış, kemale ermiş bir sistem için söz konusu olabilir. Olgunlaşmış, kemale ermiş bir aile için olabilir. Ama bunu şu anda olgunlaşmadan bu ayet-i kerime böyle değil, birilerine affetmek bence hakkaniyet açısından sıkıntı var. Şimdi bunun açık, buna buradan bakarken bir de biz Kur'an ve sünnetin evrenselliğine mi bakacağız? Tarihselliğine mi bakacağız? Veyahut da tarihselliğiyle beraber evrenselliğine mi bakacağız? Şimdi Almanya'daki Müslümanlara ne diyeceğiz? Fransa'daki Müslümanlara ne diyeceğiz? İngiltere'deki Müslümanlara ne diyeceğiz? Onlara, Almanya'daki Müslümanlara gelin İslam için siz burada cihad edin, silahlanın mı diyeceğiz? Siz burada Allah'ın hükmüyle hükmedilinceye kadar savaşmakla emrolundunuz mu diyeceğiz? Böyle dersek oradaki Müslümanların hepsinin de cezaevlerine girilmesine, idam edilmesine mi sebep olacağız? Yoksa bu meseleyi yeniden iştihad edip sizin burada vazifeniz çok önemli. Kur'an ve sünneti en iyi şekilde yaşamanız lazım. Ve buradaki insanlara İslam'ı anlatıp nasihat etmeniz lazım. Bütün Hristiyan alemin için sizler önemli birer nasihatçılarsınız mı dememiz lazım. Bunları böyle örneklendirmek, bunları bu örnekleri yaymak çok mümkün. Yani bu ayet-i kerimeyi Müslümanların bir Müslümanın üzerinde konuşması biraz haksızlık gibi geliyor bana. Oy meselesine gelince. Bunun altına önce ben altının imzamı atayım. Ben hiç oy kullanan bir kimse değilim. Ben en son 94'te mi ne o bir Refah Partisi, MHP bir birleşmişlerdi ya. O zaman bir oy kullandım şeyhimin emriyle. Ondan öncesi, ondan sonrası ben hiç oy kullanmadım. Ben demokrat değilim, demokrasiyi tavsiye edenlerden de değilim. Bu oy vermenin, seçimin de düzmece olduğuna inanıyorum. Bunun altını bir çizeyim, bir koyayım. Ama 28 Şubat'ı da en derinlemesine yaşayan bir kimseyim, kendi çapımda.
Şimdi bir kimsenin kalkıp da mesela diyorlar ya, bunu diyenler de genelde oy vermeyin, bu partiye oy atılmaz, bu sistemde oy atılmaz diyenler, böyle bunu isim belirtmek istemiyorum, Selefi Vahabi çizgisinde olan kardeşler bunlar söylüyorlar. Kendilerince iştahat noktasında bir kimse böyle iştahat etmiştir, şeyhi, imamı, hocası. Ben, aa neden böyle iştahat etti demem. Oradan bakmış, o zenginlik var mı İslam'da? Var. Bir kimse kendince, ben atmıyorum oy. Bana birisi kalkıp da sen neden oy atmıyorsun diyebilir mi? Demez. Ben diyorum ki ben oy atarım. Ne zaman ki diyor millet meclisi sıralamasını ben yaptım, atarım o zaman diyor. Veyahut siz getirdiniz milletin önüne bir tane sandık. Siz sıralayın meclise kimleri göndereceğinizi. Ben o zaman oy atarım diyor. Ama sen sıralayacaksın, ben tasdikleyeceğim. Benim aklım yok mu o kadar? Ben senin sıraladığını tasdiklemek istemiyorum diyor. Bu benim kendi anlayışım. Bursa'da sandık koysalar, kim daha fazla oy alacak deseler, ben CHP'den kendimi aday göstersem birinci sırada seçilirim. İstediğim partiden koysam, istediğim partiden birinci sırada seçilirim. Ben meclise gider miyim o zaman? Giderim. Beni meclise alırlar mı? Almazlar. Hiçbir parti almaz beni. AK Parti de almaz. Ben hepsine aykırıyım çünkü. Oy kullanmıyorum ben. Ama oy kullananlara da kullanmayın demiyorum. Peki zalim olan bir hükümete oy verirsek bu milletin durumu nedir? Harika. Kaç yaşındasın? 28 Şubat 12 yaşlarındaymıştım. Öyle mi? Zalim görmemişsin sen. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen zalimse... Sen zalim görmemişsin kardeş. Kaç yıldır İslami faaliyetlerin içindesin? 6. Ben evimde hadis okurken götürürdüm. Elimdeki bu Buhari'nin kitabı Diyanet'e soruldu. Dini kitap mı değil mi? Müfte dini kitaptır diye cevap yazamadı 1,5 ay. Sen Türkiye'deki İslami mücadelenin nereden geldiğini, nasıl geldiğini bilmiyorsun. Birilerinin sloganını kullanma. Hayır, sloganlar değil. Onu sloganlaştırdılar Türkiye'de. Ayet-i kerimenin normalde ayet-i kerimenin esbab-ı nüzulüne bakmadan konuşuyorlar. Evet. Çok acı bu. Yani bazen ben sohbetlerde zaman zaman bu konuda sert eleştiriler koyuyorum. Türkiye'deki, bakın, İslam'ın evrenselliğinin içerisinde bölgeselliği vardır. Biz İslam'ın evrenselliğinin içerisinde bölgelerin hassasiyetlerini, dilini, ırkını, kültürünü, oradaki adetini, geleneğini, göreneğini gözetmekle mükellef. Oranın geldisini, gittisini iyi bilmemiz gerekir. Eğer biz oranın geldisini, gittisini, geçmişini bilmezsek, o zaman normalde biz orada dini faaliyetleri, dini tebliğleri yerine getiremeyiz. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nereye hicret ettiler? Kime hicret ettiler? Allah için Habeşistan kralının önüne gitmiş. Mekke'de o zaman zulüm vardı. Zulüm vardı değil mi? Onlar neden orada zulmün altında durmadılar da hicret ettiler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bugün diyor. Değil mi? Onlar ilk önce ilk istek onlardandı. Dediler ki ya Resulullah biz hicret edelim bari. Burada dayanamıyoruz biz buna. Siz bunlara dayanamıyorsunuz diye onları küfürle itham etmedi. Onların hicretlerine müsaade etti.
nereye hicret ettiler? Ehli kitapsız bir yerden ehli kitap olan bir yere hicret ettiler. Yani ehven-i şer'e gittiler. Nereye gittiler? Ehven-i şer'e. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kitapsız bir yerden Medine-i Münevvere'ye hicretle emrolundu. Nereye gitti? İslam devleti yoktu. Onlar da ehli, bir kısmı Hristiyan, bir kısmı Yahudi'ydi. Şimdi İslam'ın o büyüme safhasında ehli kitapla birliktelikte olundu mu? Siz Yahudileri ve Hristiyanları dost tutmayınız ayeti kerimesi Medine döneminin son dönemidir. Medine döneminin son döneminde gelmiştir. Bu ayeti kerime de İslam'ın en son dönemindedir. Son dönemidir. Medine dönemi. Artık her şeyle kemale ermiştir İslam. Her şeyle kemale erdikten sonra Cenab-ı Hak der ki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler zalimlerin kendileridir. Ama ondan önce değildir bu ayet-i kerime. Şimdi Türkiye'de İslam kemale mi ermiş? Hayır. Toplum kemale ermiş mi? Hayır. Siz şimdi Türkiye'de millet tırnağıyla kazıya kazıya gelmiş, basıla basıla, yargılana yargılana gelmiş, sürüne sürüne gelmiş. Bir insanlara bir kelime anlatabilmek için koltuğunun altına 13 sene cezayı göze alarak dinlenmiş. Malına el konulma, evine el konulma, iş yerine el konulma, göze alaraktan gelmiş. İnsanları Kur'an ve sünneti anlatacağım, onları zikrettireceğim, onlara bir şeyler yaptıracağım, bir şeyler olması için uğraşmış. Şimdi selamete ermiş ortalık. Şimdi konuşmak çok basit. Şimdi atmak da çok basit. Şimdi de kalkacak. Seni tenzih ediyorum. Bazı kardeşler diyecekler ki ha siz İslam'ın hükmüyle hükmetmiyorsunuz. Zalimin ta kendisi. Sen geliydin onu 28 Şubat'ta benim yanıma. Bir gözlerinin bağlanıp indirileydin 6 yıl aşağı. Bir soğuk suya tutulaydın. Bir basılaydın, evine Allah aşkına gibi ataylardı bir seni. Bir seni hanımınla, çoluğunla, çocuğunla bir karakola götürüleydin. Sen göreydin ben seni. Ondan sonra bir strateji mi çizerdin kendine? Arkanda bir kitle olaydı da o kitleyi burnunu kanatmadan düzgün diye mi götürmeyi düşünürdün? Yoksa çok basit. Ayet-i Kerime'yi sloganlaştır. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. İyi. Harika. Kim bu? X parti. Bu da harika. Gel hadi sen hükmet. Gel buraya otur hükmet. Hadi biz de senin peşine düşelim. Ne yapacaksın? Mahkemeye mi basacaksın? Valiye mi basacaksın? Söyle bana. Bana bir strateji koy. Türkiye'de İslam'ı nasıl hakim edeceksin? Türkiye'de İslam'ı nasıl hakim edeceksin bana? Bana strateji koy. Kim benim dinime yardım ederse biz de ona yardım ederiz. Eyvallah kardeşim. Sadaka olabiliriz. Eyvallah. Bana stratejini söylesene. Din adamları, alimler bir araya... İslam'da var mı din adamlar? Yok. Yok. Öylesi ümmet niye bu halde? İslam'da din adamlığı yok. Nereden çıkardın din adamlığını? İslamiyet'te din adamları diye bir şey yok. Yok. Alimler ne güne duruyor? Alim siz niye buradasınız öyle? Alim var, din adamı yok. Alim var. Din adamı yok. Din adamını nereden çıkardın? Var mı Kur'an-ı Kerim'de din adamı? Yok. Hadislerde var mı? Yok. İçtihatta var mı? Fıkıhta? Yok.
Ne var? Ahrim var. Ne var? Bana stratejini söyle kardeş. Senin alim diye sevdiğin, beğendiğin, iştahatlarına güvendiğin kimsenin Türkiye'de İslam'ın hakim olması için stratejisini bana anlat. Benim stratejim şu. Biz diyoruz ki arkadaşlara Kur'an ve sünneti anlatacağız. Dinin bu noktadaki hükümlerini anlatacağız. Bütün herkesi Kur'an ve sünneti sevdireceğiz. Kur'an ve sünneti elimizden geldiğince öğreteceğiz. Ve bu toplum İslam'ı benimseyecek, İslam'ı öğrenecek, yaşayabildiğince İslam'ı yaşayacak. Toplum kendini İslamlaştırdıkça yukarı gidenler de İslamlaşmış olacak, daha ileriye doğru gidecek. Peki öyleyse bugün... Bak benim stratejim bu. Eleştirme strateji koyacaksın. Lakin bütün millet sizin dediğiniz gibi hareket edersek ama kötülüklerden bu şekilde de kurtulamayız. Şu farklı ki, biz bu üzere gideceğiz, devletin başındakiler bunlara özgürlük tanıyacak. İçki serbest, alkol serbest, uyuş serbest. Canım kardeşim, serbest. Bana stratejini söyle diyorum bak. Ben 15 yaşından beri ülkücüyüm. Ta 26 yaşına kadar. Kendimi bildim ben gençliğimden itibaren ülkücüydüm. Ta ne zamana kadar? 25-26 yaşına kadar. 12 Eylül, daha doğrusu 12 Eylül'ün 10'uncuya kadar, 12 Eylül'den sonra ben bu manada piyasadaki ülkücülüğü bıraktım. Türkiye'nin sıkıntısı şu. Herkes konuşuyor, strateji koymuyor önümüze. Tepedekilere alimlerin baskısı kâfidir. Canım kardeşim. Strateji. Canım kardeşim, bana diyeceksin ki benim hocam, benim üstadım bu işlerin düzelmesi için bu stratejiyi koydu. Eleştirmeye ben de eleştiriyorum. Ben az önce ne dedim? Devlet dedim şuradan kazanıyor, buradan kazanıyor, buradan kazanıyor. Bunların içerisinde haram hepsi de dedim. Eleştirmek kolay. Müminlerin en basit yaptığı bir şey. Müslümanlar, müminler strateji üretmiyorlar. Birisi bana desin ki kardeş biz bu ülkede İslam'ın hakim olması için bu stratejiyi gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Ben soruyorum. Ne yapıyorsunuz? Bana ne yaptığınızı söyleyin. Evlerde toplanıp ders mi yapıyorsunuz? Evlerde toplanıp ders yaparaktan mı kurtulacağına inanıyorsunuz? Kendi kendinize toplayıp hangi dersleri okuyorsunuz? Hangi tefsiri okuyorsunuz? Hangi hadis kitaplarını okuyorsunuz? İnsanların önüne nasıl bir strateji koyuyorsunuz? Bu ülke insanlarına uygun, bu ülkenin insanlarının karakterine, karakteristik yapısına, bu insanların kültürüne, ananesine, örfüne, adetine uygun siz bir strateji mi belirlediniz? Bu stratejinizi bize söyleyin. Ve bu stratejimizin ne kadar başarılı olduğunu da görelim biz. Biz yepyüzek olalım, sizin peşinize gelelim. Sizin arkanızda toplanalım biz diyelim ki ya harika işler yapıyorlardı kardeşler. Gerçekten ya biz de bu rüzgarın peşine takılmaktan mutluluk duyarız. Yoksa sizin söylediğiniz ayet-i kerimelerin hepsini biliyorum ben. Eleştirmek çok basit. Herkes herkese bakmıyor. İslam dünyasındaki bütün herkes, herkesi zalimlikle suçluyor. Kadın kocasına diyor ki, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Zalimse sen diyorlar. Adam koca koca gülüyor, hanım bana zalim dedi diyor. Ne yaptım diyorum ben. İşte şunu yaptı, ya bu, işte bu küçük günah. Ama Allah'ın hükmüyle hükmetmedi diyor. İyi kardeş, bana Allah'ın hükmüyle hükmetecek birisini göster. Ben mi göstereyim? Alimler. Bana hangisi? Bana göster, ben gideyim dedim. Şansa gerek yok. Ben ona şunu diyeceğim. Kardeş ben zina ettim. Bana Allah'ın hükmüyle hükmet. Kadına 50 değnek, kadına 100. Kardeş, 100 o ben o hükmü biliyorum. Tamam. Uygularsın bana. Uygulasın derken
bir adam gelecekse ben zina ettim. Ha biz zina ettim diyecek, o da diyecek ki sen evli misin? Evliyim. Rejim edileceğim diyecek, hüküm ettim. Kim rejim edecek onu? Rejim dinde yoktur. Ya! Allah'ın hükmünün dışındadır. Hoş geldin 23 Nisan. Esselamu aleyküm. Aleyküme selam. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bu konudaki uygulamasını yok mu kabul edeceğiz? Allah'ın dininde rejim olayı yoktur. Allah'ın dininde değnek vardır. Kadına 100, erkeğe 100 değnektir. İyi kim vuracak onu tartışmalıyım şimdi. O da en az 2 kişi olmak kaydesi. Kim vuracak kardeş? Türkiye'de vuran var mı? Öyleyse biz niye harekete geçmiyoruz bir millet olarak? Kardeş, bana... Yukarıdakilere niçin baskı yapıyorsun? Kardeş, ben... Biz bunlardan sorumlu değil miyiz? Kardeş, sorumluyuz. Bana diyor mu ya, bu stratejiyi güden, bunu yapacak olan Allah'ın hükmüyle hükmedecek olan bu alim nerede? Alimler sadece müritlerinden mi sorumludur? Yok kardeş. Kendi ülkesinin başındaki... Canım kardeşim. Hükümeden... Canım kardeşim. Canım kardeşim. Canım kardeşim, ayet-i kerimeyi söyleyen sensin. Hükümete de bu hükümle hükmetmeyenden dolayı ben onların savunucusu değilim, beni ilgilendirmiyor. Hayır, sadece bilgileşmek. Evet, yani normalde onlara da zalim hükmüne koyan da sensin. Eyvallah. Ayet-i kerime mucibince öyle tefsir ettin. Eyvallah. Ben de diyorum ki, bu alim kim hükmedecek olan Allah'ın hükmüyle? Ben gideceğim ona teslim olacağım. Diyeceğim ki, kardeş, sen Allah'ın hükmüyle bana hükmetmeye muktedirsen, böyle bir hükmedebilirsen, örneğin diyeceğim ki, ben şöyle bir hırsızlık yaptım, beni temizle. Bunun iki seçeneği var. Ya tövbe et, bir daha yapma, ya da getir kolunu keseyim. Kolumu kestirmek istiyorum ya. Öyleyse kes. Ha, kesecek var mı? Sen kes. Ben neden keseyim? Var mı İstanbul'da kendi kendine kesmek? Adam hırsızlık yapmış, suçunu itiraf etmiş. Ha? Sana kolumu kes. Nerede okudun bunu? Hükmet. Nerede okudun bunu kendi kendine kolunu kesmeye, adamı hükmetmeye? Hocam ilahiyatta böyle mi öğretiyorlar? Hayır efendim. Öğretmiyorum. Okuduğun kitaplarda böyle bir şey var mı? Yok efendim. Peki bugün size bir kişi çıksa gelse ben hırsızlık yaptım, kolumu kes dese ne yaparsın? Ben ona diyeceğim ki, kardeş, ben senin kolunu kesecek hükümde değilim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde İslam hükümleri yok. İslam hükümleri icra edilmesi için mücadele etmek bütün Müslümanlara. Farzayın, sen şimdi tövbe edeceksin diyeceğim. Benim stratejim zaten bunu söylememi gerektiriyor. Neden? Sıkıldı herkes sanırım. Yok, sıkılmadılar. Bizimkiler sıkılmazlar. Çok böyle biz ne o atraksiyonu seven bir cemaat. Biz bu konuda şeyiz böyle. Oo. Biz hiç sıkılmayız. Hatta böyle bütün dikkatler böyle sohbetin üzerinde. Biz de çünkü karşılıklı sorulu cevaplı sohbet çok olur. Bundan sıkıntı yaşamayız biz. Problem yok. Hocam İslam'da rejim de var, kol kesme de var. Hırsızlık yok o için. Kardeş onu... Rejim dediğimiz olay taşlamak değil midir? Söyleyeyim mi? Taşlamak. He he? Taşlamak da olarak yok. Kadın da erkek de olsa... Yani ona bakacak olursanız ayet olarak olmayan o kadar çok şey var ki hadis-i şeriflerde beyan edilmiş. Siz hadisleri inkar mı ediyorsunuz? Şeriatın dışındadır rejim olayı. Allah taşlayın buyurmamıştır. Canım kardeşim, ismin ne? Ebu Talip. Ebu Talip kardeş. Hadisleri kendine ölçü olarak kabul ediyor musun, etmiyor musun? İnşallah. Bitti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne sağlığında bizatihi icra ettirdi mi? Hadisler var mı? Kütübüsünde de var. Kabul ediyorsan. Uydurulmuş bir şeydir. Rejim olayında, bu taşlama olayında bir farklı bir fark vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Kana kan, göze göz, dişe diş, kana kan, göze göz, buruna burun, dişe diş, buruna burun, sadakallahu yazın. Yani o kıssada farklı bir kaydır. Masaptan bir kişinin gözünü koymaları, burnunu kırmaları, dişini kırmaları, bundan dolayı onlara da aynı şekilde kısas yapılmıştır. Yusuf Hocam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri zina ile alakalı hem bir Yahudi kadını hem bir
Müslüman kadını rejimle cezalandırmadı mı? Cezalandırdı. Taşlattı değil mi herkesinde? Hatta Yahudi kadın zina ettiğini beğenmedi. Sadece kaynaklar ibarettir. Kimse gözüyle görmemiştir. Ve böyle bir şey dinde yoktur. Resulullah dinin dışına çıkmaz. Şeriat hükümlerinde Allah'ın hükmü kadına 100 denek, erkeğe 100 denek. Zinanın cezası budur. Taşlamak değildir. Ben bunun tartışmasını yapmıyorum. Tartışmak değil. Kur'an'ın hükmü, var, Allah'ın hocam. Hükmü Kur'an'da var. Kur'an'da var. Bunun normalde bu konuda tartışmasını iştahatla alakalı meseleler olunca iştahatlarla da çok tartışmam. Yani birisinin iştahı öyle olabilir. Eyvallah. Kendince bu konuda bir hadis-i şerifler bir dayandırabilir kendisine. O hadis de vardır. Ben o hadisi de yok da diyemem. Birisi de var olan bu hadisi kendince der ki biz bu hadisi sahih görmüyoruz. O yüzden buna göre de amel etmiyoruz diyebilir. İştahatla alakalı meselelerde ben tartışmanın anlamsız olduğuna inanıyorum. Çünkü bu şeye benzer. Hani kan abdesti bozdu bozmadı meselesine benzer. Veyahut da işte ne bileyim değişik sünnetlerin değişik yerlerde değişik tezahürleri olarak bunun tartışmasını yapmam. Bu çünkü insanı bir yere götürmez. Bizde sohbet vardır, münazara değil. Tabii bu bir yere götürmez. Bu noktada şey yapmam. Yani birisi bu konuda normalde hani böyle bir iştihad etmiş olabilir. Ama böyle öbür türlü iştihad edenlerin de böyle yok öyle bir şey yok. Bu uydurmadır. Demek ki hoş bir şey değil. Zaten hadisse hocam uydurma değildir yani. Hani uydurma hadisi değil. Kalıp yani, var ya. Hani... Allah muhafaza eylesin. Orası da çok böyle sıkıntılı bir noktada ona da gerek yok da ama bu tip şeyler dilimi ben muhafaza etmeye çalışıyorum. Yani bir hadis eğer varsa ona uydurma demek çok hoş bir şey değil. Ha biz bunu namel etmiyoruz. Eskiler öyle demişler ya. Mesela El-Hidaye'yi okurken El-Hidaye'nin yazarı der ki mesela işte Şafiler her ne kadar bunu böyle böyle dedilerse biz ona uymayız. Bizim de ölçümüz şu hadis-i şeriftir. Biz de böyle 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 yaparız derler. Bu ilmi dil daha hoş bir şey. Yani onlar bunu böyle söylemişlerdir ama biz ona uymayız. Bizde bu delilimiz budur. Veya İmam Maturidi de aynı şekilde söyler. Haricilere cevap verirken veya Mütezili'ye cevap verirken veya Rafizilere cevap verirken onlar bu ayet-i kerimeyi böyle yorumlamışlardır. Böyle bakarlar. Bu hadis-i şerife böyle derler ama biz bu ayet-i kerimeyi böyle yorumlarız. Bu hadis-i şerife böyle bakarız diye tatlı bir dil oluşturmuşlar. Şimdikilerin dili tatlı değil. Şimdikinden mesela bir böyle kendisinin iştihadına uymayan bir hadis olursa o hadis sahih değil deyip atıyor kenara. Sen bu konu sadece şeriatın dışında olmasının yanı sıra Kur'an'ı değiştiremezler, değiştiremiyorlar. Sadece bu konuda tahrif etmeye çalışıyorlar, uydurulmuş. Şöyle söyleyeyim, yani bir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin değişik hadisleri olabilir bu konuda. O yüzden böyle uydurmaya çalışıyorlar demek hoş bir şey değil. Yine dil olarak ben yine tatlı bir şekilde sana söyleyeyim. Bunlar hoş şeyler değil. Çünkü İslam çok zengin bu noktada. Çok zenginliğin vermiş olduğu materyal çok fazla. Bugün için o materyallerden birisini biz kullanmayabiliriz iştihad olarak. Ama 500 yıl sonra o materyal bize lazım olabilir. Biz bugün için bir hadis-i şerife bakarız, o hadis-i şerif bizim aklımıza uymayabilir, fikrimize uymayabilir, bugünkü iştahımıza uymayabilir. Onu bu uydurmadır veyahut da bu şeriatın dışındadır demekten ise, ya böyle bir şey var ama biz bunun amel etme noktasında bununla amel etmeyi uygun görmedik, biz bununla amel etmeyi uygun gördük demek dil olarak daha uygun. Niçin? 500 yıl sonra o hadis-i şerif bize lazım olabilir bir meselede. Biz o hadis-i şerif bugün için kimin kafasına uymadı? X kimsenin kafasına uymadı. O hadis-i şerif. X kimse onu anlayamamış olabilir. Bu Buhari de olabilir, bu Müslim de olur, bu Tirmizi de olur, bu İmam-ı Azam da olur, bu İmam Şafii de olur, bu İmam Maliki de olur, bu İmam-ı Hanbeli de olur, bu filanca Şeyh Efendi olur, filanca Hoca Efendi olur. Filanca X, işte Mürşid-i Kamil olabilir, filanca Allame olabilir, olabilir. Şimdi Nebimiz taş atmayı yasaklamıştır. Taş diş kırar, göz çıkarır diye. Şimdi şeriata göre hırsızlık yapanın kolunu kesmek farz. Yani kol kesilir, şeriatın hükmü budur, öyle mi? Evet. Şimdi zina edene de
değnek grubu. Bu Kur'an'da geçiyor mu? Kur'an-ı Kerim'de evet. Allah razı olsun. Peki hırsızlık yapanın kolunu kesmeyelim de öldürelim. Uygun olur mu? Yok, hayır. Peki zina edeni niçin taş atalım? Allah'ın hükmü buradaki, değnek vurulması değil. Burada değnek vurulması hükmünün normalde müfessirlerin bu noktada hadis-i şerifler ışığında değişik tefsirleri, değişik bakış açıları ve içtihatları var. Ben bu konuda taklit ehli, tahkik ehli değilim. Ben bakıyorum, Hanefi'ye göre böyle hükmetmişler. Örneğin ben diyorum ki Hanefi'nin hükmü buymuş. Ben tahkik ehli olmadığımdan bu tip meselelerde taklit ediyorum. Gerçekten uydurulmuş bir şey olmasa anlatmam. Yani bu konuda bak tekrar din olarak tekrar sana itiraz edeceğim. Lütfen uydurulmuş kelimesini kullanmayalım. Bu din beni çünkü incitiyor, sebebi şu. Yani İslam düşmanları da önümüze çıkıp bu uydurulmuş din diyor. Bu uydurulmuş hadisler diyor. Hadislerin hepsini atıyor. Bu uydurulmuş lafına, kelimesine inciniyorum. Bu konuda İmam-ı Azam'ın kendisine ölçü almış olduğu bir hadis-i şerifi İmam Şafii kabul etmemiş bak. İmam-ı Azam'ın ölçü aldığı bir hadis-i şerif İmam Muhammed, İmam-ı Hüseyin, İmam Muhammed, İmam Yusuf örneğin veya Zamahşer'i bunu kendisine ölçü olarak almayabilmiş, almamış. İmam-ı Azam'a göre vitir namazı vacip, İmam Muhammed, İmam Yusuf'a göre nafile. Ama İmam-ı Azam'a göre vacip. Ama İmam Muhammed, İmam Yusuf demişler ki içtihat, farklı içtihat bakmışlar. Bunlar da nafile demişler. Ama İmam-ı Azam'ın vacip hükmünü verdiği hadis-i şerifi uydurulma dememişler. Biz bu hadis-i şerife katılmıyoruz demişler. Biz böyle, bu hadis-i şerif mucibince böyle anladık demişler. Bir kimsenin, yani bir işlenen fiiliyata konulan bu noktada hükmedilmiş, hükmü icra edilmiş. Alimlerin bu konuda içtihatları olmuş zamanın alimlerinin. Mehmet Okumuş kardeşimiz de konuya dahil aynı şekilde hadise bakarım, Kur'an'a bakarım. Uyuyor mu? Uyuyor. Uyuyorsa kabul etmiş. Uyuyorsa kabul etmedim. Çünkü Recep olayı da aynı şekilde o da kabul etmemiştir. Canım kardeşim, X kimse kabul etmemiş olabilir. X kimse de kabul eder mi? Eder. O konudaki kendince kendi hadis yani meşhur Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud yani bunları normalde bir kesim kendince buna sahih hadis kitapları olarak görüyor mu? Görüyor. Bir kimse de dese ki biz bunu kabul ettik bu hadis-i şerifi. Bu noktada evli kadın ondan sonra sizin dediğiniz ayet-i kerime o yüz değnek vurmayı o bekar erkekler için söylenmiş olarak tefsir ediyorlar. Onu reddetmiyor. Diyor ki bekar bir kimse, erkek ve zina ettiyse 100 değnek vurur. Kadına da kıza da 50 değnek. Kadına da 50 değnek vurur diyor. İkisi de bekarsa. Ama diyor birisi bekar, birisi evliyse evli olan taşlanaraktan öldürülür. Bekar olana da 100 değnek vurur diyor. Bu sizin dediğiniz ayet-i kerimeyi 100 değneği reddetmiyor zaten onlarla. Onlar bunun diyor, bekarlar için bu ceza diyor. Evliler için değildir diyor. Bunu da normal. Niçin? Evlilerin diyor, cinsel ihtiyacını göreceği eşleri var. Bu noktada şeyi koruma, ne o? Nesebi koruma, aileyi koruma, evlilikleri koruma adına o hadis-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin kendi zamanında olmuş olan iki meseleden dolayı bu hükmü çıkarıyorlar. Birisi diyebilir, ben bu hükme kabul değilim. Düşünebiliyor musun sen? Yani evli kadınların eğer ki öldürülme rejim cezası yoksa 150 değnek ise düşünebiliyor musun sen İslam dünyasında insanların evliliklerini ne kadar koruyabileceğini? Şu anda böyle bir cezanın olmayışından dolayı İnsanların evliliklerinin hangi noktada olduğunu bir kimse bilmiyor. Bilmiyorlar.
bu senin dediğine şöyle katılabilirim. Bir topluluk erdemlilikte ve kemalata ermekte zirveye ulaşır. O zaman siz meselenin evrensel boyutundan bakıp öyle zirveye ulaşmış bir toplumda hoş zaten bir ceza vardı da ne oldu? Yani 1400 yıllık İslam dünyasında 8 tane var böyle vaka ceza kesilmiş. O 8 tanesinin 2 tanesi, 3 tanesi Osmanlı zamanında, ikisi zaten siyasi. O iki kadının ikisi de Fransız. Fransa'ya bir tepki olarak yapmışlar. İslam dünyasında tamamiyette 8 vaka var tarihi kitaplarda. 8 tane rejim cezası uygulanmış. 1400 yıldan beri yani Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde. Tabi bu İslam dünyasındaki bu devletlerin ne kadar İslam olup olmadığı da tartışılır. Ayrı bir mesele. Ama 1400 yıllık İslam tarihi boyunca 8 vaka var böyle. Ceza verilmiş yani. Ceza orada duruyor ama tecelliyat yok. Çünkü neden? Onun tespit edilebilmesi için bir kimsenin ancak itiraf etmesi gerekir. İtiraf edin de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri köyüne, kentine, kabilesini araştırmış. Akli dengesi yerinde mi değil mi? Akli dengesi yerinde demişler. Hamile doğur gelmiş, tekrar sormuş, doğurmuş gelmiş, tekrar ona sormuş. Böyle bir şey oldu mu olmadı mı? Çünkü erkek reddediyor. Demiş yok oldu, çocuğunu emzir gelmiş. 2 yılda çocuğunu emzirmiş gelmiş. Tekrar sormuş. Böyle bir şey oldu mu? Evet oldu demiş. Karşıdaki kimse reddetmesine rağmen. Reddedene bir ceza vermemiş. Beni temizle ya Resulullah diye. Kadın tekrar tekrar gelince taşlanaraktan öldürülmüş. Sahabeden bir kimse de ona kötü bir nazarla bakmak istemiş. Çünkü bu konuda onun namazını da kendisi kıldırmış. Şimdi böyle bir şey olunca yani bu böyle haberi vahid değil, müteşabih. Bütün sahabe toplumunun önünde olan bir şey. Bu bütün sahabe toplumunda olan bir şeyi normalde reddetmek bir kısım ulema tarafından mümkün değil. Ve bütün hepsi hatta rivayet edilir ki parmak uçlarına basa basa cenaze namazına geliyor. Diyorlar ki ya Resulallah hani ne oldu? Öylesine melekler geldiler ki onların kanatlarına basmamak için ayak ucuma basa basa geldi. Yani sahabeden birisi de böyle ona kem söz söyleyecek oluyor. Sus diyor o Allah ve Resulü seven. Sakın ha. Cennetlik birini görmek istiyorsanız bu kadına bakın diyor. Hadis-i şerif bu konuda. Ha birisi bunu kabul etmiyordur. Ben bir şey demem ona. Veya bu olay olmasına rağmen içtihat ediyordur. Var şimdi çok. Bu olayı kabul etmiyor. Aa iyi. Bakıyoruz biz şimdi. Yani böyle bir şey var. Yani çok affedersin bu kelimeye o yüzden çok canım sıkılıyor. Yani uydurma. Allah Allah ya. Ya Buhari'de var, Müslim'de var, Tirmizi'de var, İbn-i Mace'de var, Ebu Davud'da ne var, Nesai'de var. Ya bu 6 hadis kitabının kütüb-i siddenin hepsinde var. Hepsinde toplamışlar bu hadisi. Ve Hanefisi, Şafisi, Malikisi, Hanbelisi, 4 mezhebin 4'lisi, Suyitisi hepsi de bunu kabul etmişler ve İslam'da evli bir kadının veya erkeğin cezasının zina dersi bu olduğuna hükmetmişler. Ve 1400 yıldan beri bu hüküm devam ediyor. Bu hadisler de Kütüb-i Sitte'de duruyor, daha fazla hadis kitaplarında da duruyor, Rudani'de de duruyor. 14 tane hadis kitabı toplandı. Bunların hiçbirisi de doğru düzgün bir araştırma yapmamışlar. Bugüne kadar gelenler, gidenler bunun normalde senin ve bir diğerlerinin tabiriyle uydurup bir şey. Ya şimdi bir kimse var bunun çıkardı uydurup olduğunu. Aa, olmayan bir şeyin söylenmesi uydurulmuş bir şey değil mi? Olmayan bir şey. O zaman Buhari'de Müslüm'de... Sadece katılmıyorum deyip onu savuşturmak mıdır yoksa uydurulmuş bir yani şey değil mi? Buhari'de Müslüm'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da 1400 yıldan beri uygulanan bir noktada ve bütün mezhep imamlarının içtihatları olan eserlerde var. Yani akıl kabul etmiyor bunu. Allah Zeynep vurur demiştir, buyurmuştur. Biz taş atıyoruz. Böyle bir şey Allah'ın izlerinin dışında... Hazreti değil. Ali Efendimiz diyor ki, aklıma uysaydım diyor, ayağımın altını mesletecektim. Gördüm ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri
bayan üstünü mesthediyor diyor. Aklıma uyacak olsaydım diyor, aklen bakacak olsaydım Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine o zaman gerek yoktu. O zaman altını mesthedecektim. Çünkü insanın ayağının altı kirlenir değil mi? Ama vallahi gördüm ki diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mesthin ayağının üstünü mesthediyor. Eğer biz şimdi meselelere birinin, bu benim kendi yorumum, ben meseleye kendi aklımca veya birinin aklınca bakmaktansa ben kendimce dinimi, hadis-i şerifleri ve imamların içtihadınca bakmak istiyorum. Eğer hakkında hadis varsa, imamların içtihadı varsa ben onların akıllarına uymayı düşünüyorum. Hani hadis-i şerifte diyor ya, eğer yol yürüyecekseniz ilk insanların, ilk olanların yoluna yürüyün. Eskilerin yoluna yürüyün. Sonra da diyor, yenilerin uydurmuş olduklarına değil. Bu hadis çok önemli. Ben uyacaksam, ben bir ayet-i kerime hakkında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne demiş bu konuda? Bu ayet-i kerimeyi nasıl uygulamış? Nasıl hayata geçirmiş? Bu hayata geçirirken bunun neresini ölçü almış imamlar? Bakıyorum İmam-ı Azam bu bunun hakkında ne demiş? İmam Şafii ne demiş? İmam Malik ne demiş? İmam Hanbeli ne demiş? İmam Suyuti ne demiş? İmam Muhammed ne demiş? İmam Yusuf ne demiş? Biraz bende bu konuda kitaplık geniş. İçtihatsa ben onlara bakıyorum. Bulamıyorsam bak bulamadım. Dinimizde sadece şeytan taşlanıyor. O da bir nazar. Yani bunun dışında hadis de vardır. Taş atmak göz çıkarır, diş bırakır. Bunun dışında bunun için taş atmayın buyurmuştur Resulümüz. Ve kendisi de taşlanmıştır. Bu senin söylediğin şey benim okuduğum hadislerin dışında. Benim okuduğum hadisleri ben az önce söyledim. İmamların içtihatlarını söyledim. Bu konuda birisi oturacak. Bu kimse, o hadislerin nereden uydurulmuş olduğuna hükmedecek. Nasıl hükmedecekse, bir de şu var, tamam mı? Ben Kur'an'a göre hadislere bakıyorum. Yani senin aklına göre bu hadis, bu Kur'an'a uymadı, attın. Kim attı? Sen attın. Ha senin aklınca bu. Öyle değil mi? Evet, ben senin aklına uymak istemiyorum kardeş. O zaman otursun herkes kendince. Bu da Kur'an'a uymuyor desen atsın. Kim? Filanca alim attı. Aa, biz de atalım şimdi. Siz koyun gibisiniz. Ha sana koyun olmamızı istiyorsun sen. Ben sana koyun olmak istemiyorum. Ya ben Kütüb-i Sidde'ye koyun olacaksa. Ben senin aklına koyun olmak istemiyorum. Neden? Kardeş, uluslararası bir teşkilat var. Bu uluslararası teşkilat içerideki alimlere, profesörlere, onlara, bunlara, medrese sahiplerine elinin altına almış. Bana da geldiler. Dediler ki bu hadislerle hakkında söyleyeceğim sohbetlerde şey şu. Ne diyeceğim dedim ben. Hadislerin bir kısmı var ki uydurma. Senin dediler, çok sevenin var, bana söylediklerini söylüyorum. Ve toplantılarını takip edenler var, internette takipte muhteşemsin, sohbetler, salonlarda sohbet ediyorsun. Dediler ki sadece bunu kullanacaksın. Peki, ne yapacaksınız dedim, sizin sohbetlerinizi kitaplaştıracağız, yayın evlerine vereceğiz, sattıracağız, sizi televizyonlara çıkaracağız, aylık 10 bin dolar. Dedim, peki dedim bunun sonucu ne olacak? Yani bununla dedim alakalı çalıştığınız kimler? Sıraladılar. Bir sürü profesör var, o televizyonlara çıkanların, o hadisleri söyleyenlerin büyük bir çoğunluğu. Daha bilinmeyenler. Adamlar sıralı. Kravatlı takım elbise. Şimdi şuna inanıyorum ben. İsterse en allame bir kimse olsun.
hadislerin içerisinde uydurma hadisler var dediği anda ben şunu diyorum. Seni gide hin oldu hin, sen de 10 bin dolara sattın diyor. Seni gidi zalim, namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, din düşmanı diyorum. 10 bin dolara sattın sen diyorum. Senin de sakalına baktılar insanlar, başındaki sarına baktılar, cübbene baktılar, senin profesör unvanına baktılar. Yok ne? Din araştırmacısı. Ne? İşte bilmem ne yazarlığı. Ne? Bilmem ne sosyolog. Bilmem ne felsefeci. Bilmem ne medrese alimi. Ona baktılar, sen de sattın bizi diyor. Alim insanların oturup hadislerin üzerinde inceleme yapmasına taraftar, incelesinler, yeniden içtihad etsinler taraftar, yeniden Kur'an'ı yeniden tefsir etsinler taraftarım, yeniden içtihadları gözden geçirsinler taraftarım, yenilensin taraftarım. Ama kardeş, sen bundan 1000 yıl önce derlenip toplanmış, 1200 yıl önce, 1300 yıl önce derlenip toplanmış hadis-i şeriflere buradan oturduğun yerden hükmetme ya. Yapma bunu. Oturduğun yerden kalkıp da 1400 yıllık bir dinin hükümleriyle, hukukuyla alakalı uydurulmuş deme ya. Buhar'da geçer, Müslim'de geçer, Tirmizi'de geçer. Canım kardeşim. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifi, bir kimse, birkaç tane hadis-i şerif, 10 tane hadis-i şerif, 20 tane hadis-i şerif, 30 tane hadis-i şerif, benim aklım uymadı, uydurmuş dediği zaman diğerinin de eline malzeme veriyorsun. Adam lise talebesi, hadislerin hepsini uydurmuş deyip çıkıyor işin içinden. Lisede okuyor bu çocuk da. Ve adam iki mürekkep yalamış orada, iki kitap okumuş, hadislerin hepsi uydurup diyor. Kardeş, Arapça biliyor musun? Hayır. Sen harfi, nahiyi biliyor musun? Hayır. Senin bu konuda incelemen, araştırman var mı? Hayır. Sen oturup diz çöküp bir yerde bir şey öğrendin mi? Hayır. Fıkıh mı okudun? Hadis mi okudun? Hadis alimi misin? Hayır. Kardeş, sen hadis alimi misin? Hayır. Soruyorum. Adam ne? Doçent. Hocam, hadis alimi misin? Hadis doçenti misin? Hayır. Nesin hocam? Soruyorum, nesin hocam? Dalın ne? Tıpçı. Ya hocam, ben gel seni ameliyat edeyim kalbinden. Ya olur mu? Ya sen hadisten neden konuşuyorsun o zaman? Veyahut da X hoca efendi. Harika, hadis alimi mi kardeşim? Değil. Ne konuşuyorsun ya? Senin dalın mı? Değil. Bir tane de İzmit'te geliyordu. Fıkıh. Ben fıkıh doktorası yapayım. İyi gel hocam bakayım. Geldim. Nerede doktor yapıyorsun? Filanca yerde. İnsana bir soru soracağım dedi. Bana bunun fetvasını getir. Peki dedi bu şekilde. Bir kadın, yaşanmış bir şey söylüyorum. Bir kadın evli. Ankara'ya gitti. Ankara'da 15 gün başka bir adamla ilişkiye girdi. Evli ama. Birisiyle nikahı var ya. Adam hoşuna gitmedi. Oradan Antalya'ya gitti. Antalya'da da 15 gün bir adamla yaşadı. Hoşuna gitmedi. Adam geldi, kadın geldi. Bursa'ya eski kocasına. Söyle şimdi, nikah duruyor mu durmuyor mu dedi. Neden kafa sallanın? Nikah durmaz diye. Neden? Hani nerede Kur'an'da ayet? Nikahının fesh olduğuna dair Kur'an'dan ayet getir bana. Nasıl durabilir? Nasıl durmayacağını bana Kur'an'dan ayet getir. Fetva verdin ya şöyle. Ben senin durmayacak, durmayacak dediğini, diyeceğini biliyorum. Anında böyle tepki göstereceğini biliyorum. İşte o yüzden din hakim olmaz. Herkes alim çünkü. Bana Kur'an'dan, sünnetten ölçü getir. İnşallah nasip olursa bir dahaki sohbet. Getiremezsin. Bir daha yaralım. Peki sizin bu konudaki... Bak getiremezsin. Bu anlayışında getiremezsin. Neden getiremezsin biliyor musun? Çünkü senin dediğin ayet-i kerime 100 değnekle sen cezalandırıyorsun. 100 değneği yedi, bitti işi.
zina edeninde 4 şahit getirmesi gerekir. İtiraf etti ya. İtiraf etti. Ben zina ettim dedi. 4 şahide tamam, gerek yok. Kapan görüş, hakkını helal et. İtiraf etti. 4 şahide gerek yok. İtiraf etti. Ben böyle böyle zina ettim dedi. Dediğin ayet-i kerimenin üzerine, dediğin fetvanın üzerine 100 değnek vur, pardon 50 değnek vuracağım bırakacağım. O kadın gitti bir başkasıyla bir daha zina etti. Ondan sonra 4 ay 10 gün bir süre zarfında evinde hapseder, ondan sonra güzelce boşar. Kim boşayacak? Adam mı? Adam. Boşamıyor adam. Böyle Müslümanlık olmaz. Bunlar nasıl? Nereden hükmettin olmadığına? Adam nerede ayılamam mı da nasıl bak diyor. Hem karısı edecek, kabul edecek, hem boşamayacak dine, uygun görecek kendisini, onu layık ne? Görecek. Oo, hoş geldin 23 Nisan. Ne? Anadolu. Şey, şu anda darbe yapılıyormuş, köprüler, yollar tutulmuş. Allahu Ekber, Zülcelal vel İkram. Başbakan açıklama yapmış, bir kalkışma olduğunu söylemiş, şu an darbelerin mümkün olmayacak. Genel kurmayla saldırı olmuş ama şu an genel kurmayla küçük bir saldırı olmuş. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Bu dediğin şeyle, hani az önce dedim ya, bu konuda taşlama yoktur diye. Sakin olun, biz çok darbe gördük. İki darbe yaşadık. Bu ay çetin olacak. Bu ay çetin olacak. Bu ay çetin. Ya sen evet, kimsin? Ya. Bir kendini tanısana. Sakin Abdullah. Hayır. Abdullah. Allah'ın kolu. Hiçbir şey çetin olmaz. Bilmeyin kendiniz. Bu millet o darbeleri kışkırtırlar. Hiç kimse hiçbir şey yapamaz bu saatten sonra. Bu tekerlek kalmaz tümsekten. Yarın elbette bizim. Eyvallah. Şimdi bu senin az önce dediğin iştahat var ya, hani 50 değne. Ucu yok onun. O zaman bir kadın istediği zaman gider, bir erkekle zina eder, gelir. 50 değne yer, oturur yer. Kabul edebilir misin? Böyle birinin aklıyla olmuyor. Son dakika genel kurmay darbe yapmaya çalıştılar diye. Darbe olmadı. Olmaz, bir şey üzmeyin kendinizi. Olmaz. Olmaz. Bunun üzerine bir seçime giderler, %60'da gelirler. Olmaz bir şey. Benim arkadaşımız zalimler de diyor da yöneten Allah'ın hükmüyle hükmetli. Sizler olan emir sahiplerine şey yapın da iptal edin de. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Şimdi biz namaz, o zaman oy vereceksek, namaz kılacak, vereceksek, namaz kılan kişiye mi vereceğiz? Yoksa arkadaşa soruyorum. Yoksa namaz bulmayan kişiye mi vereceğiz? Yok, bunlar, bu ayrı bir mesele. Ya ayrı bir mesele de hani, gerek yok buna. Gerek yok buna. Ben sadece dinin bu noktada kendi hükümsel noktalarından konuşuyorum. Yani diyorum ki de dinin kendi hükümsel noktaları var. Bu hükümsel noktalarında bazı şeyler insanlar bu yoktur dediğinde mesela diyor ya öldürülme yoktur. Örneğin rejim ederekten öldürülme yoktur. Ben de onun önüne başka yoktur dedin ya hadis olarak yok dedin sen. Bu hadisi kabul etmedi ya bu konuda. Eyvallah. Ben de dedim ki onun önüne bir kadın çıktı. Bunu ben aslında daha direkt söyleyecektim ona da, hani incinir diye söylemedim. Ben bunu söyleyen kimsenin hanımı değil. Çıktı. Gitti, bir zina etti.
sen ne yapacaksın kardeşim? O diyecek ki, ben boşayacağım bunu. Örneğin. İyi. Neye göre boşayacaksın? Boşama bir suç işledi, gitti 50 denek cezasını yedi geldi. İçki içti, 80 denek cezasını yedi geldi. İçki içeri boşuyor musun? Hayır. Zina neden boşuyorsun o zaman? Adam öldürdü, büyük günah işledi, öyle değil mi? Öldüreni öldürecek, yaraladı. Yaralandı. Yaralananı, yaralayanı boşuyor musun? Hayır. Şimdi o vardı ya, bizim İzmir'teki arkadaşlar, o arkadaşı hatırlayacaklar, cemaatin en arkasından bağırıyordu. Dedim ki, sana bir ay müsaade. Bir ay sonra dedim, bu fetvanın bana cevabını al gel. Bak dedim, İbn-i Abidin'e bakma, El Hidaye'ye bakma, El İhtiyar'a bakma, Dürer Gürer'e bakma. Ondan sonra Fetevai Hindiye'ye bakma. Ondan sonra şeyin en son o Mebsut'a bakma. Ben şimdi bunların hepsine de baktım dedim. Bunların hepsine de baktım. Bunların hiçbirisinden de dedim sonuç alamadım. Bunlara bakmadan geldi. Hala da gelecek. Aradan iki ay ne geçti? Geldi. Hocam özür dilerim senden dedi. Yani dediğinizi bulamadım. Siz neye göre? Dedim Diyanet'e sordurdum. Diyanet şunu dedi dedim ben. Resmi olarak kiminle evliysen onunla evliliğin devam ediyor. Tövbe et demiş. Bana dedi ki siz nasıl hükmettiniz? Dedi siz nasıl hükmettiniz? Dedim hocam arkadan bağırmak değil mi? Bir şey konuşmak da değil. Önüne geldi. Hükmet. Dedim bunun dedim rejimle öldürülmesini kabul ediyorsan orada. Bu İslam hukuku içerisinde bu kadın öldürülecek zaten dedim. Öldürülseydi otomatikman nikahına düşmüş olacaktı. Erkek bu noktada dedim kadın öldürüldüğü için nikahı düşmüş olacaktı. Otomatikman. Bu kadın dedim manen ölü hükmünde. O kadın dedim şimdi diyecek ki dedim ben sana helal değilim. Erkek de diyecek ki dedim seni ben boşadım. Başka türlü dedim bu sistemin içerisinde bunu dedim mümkün değil. Bu dedim mümkün değil. Yaşanması da mümkün değil. O yüzden ya bazı şeyleri yeni iştahat ederken dikkat etmekte fayda var. Bu yeni bir iştahat çünkü. Bu iştahat. Bu Hanefi'ye, Maliki'ye, Hanbeli'ye göre bir iştahat değil. Bu yeni bir iştahat. Bu yeni bir iştahat olunca böyle bir yeni böyle iştahat getiriyorlar. Ama yeni iştahat getirirlerken bak tekrar söylüyorum. Bu böyle hani çok dinin harika yaşandığı edep, adap olarak harika yaşandığı büyük toplumda, ortamda. Sadece Asr-ı Saadet dönemini biliyorsunuz. Asr-ı Saadet döneminde hiç mezhep yoktu. Sonradan mezhepler çıkınca bu farklı bir içtihata dönüştü. Tekrar seni tatlı bir dile davet ediyorum. Asr-ı Saadet'i bilmiyorsunuz demek bir kimseyi cahillikle bahsetmek. Bu çok farklı bir konu. Yani bu farklı bir iştihat derken ben burada mezhep uydurmuyorum. Mezhep Asr-ı Saadet döneminde yoktu. Sonradan oldu. Hocam bir şey sorayım mı? Kütüb-i Sitte'yi okumuş mu arkadaş? Hayır, önemli değil. Şundan dolayı soracağım hocam. Çünkü bayramda ben bu yolu çok yaşadım. Hep aynı diyalog vardı. Birilerinin kitabını okumuyor bu devirde. Yani bugünkü aklıyla hükmedenleri. Ve Kütüb-i Sitte'yi hiç şimdi okumadan bu kitaplarda bu şekilde yazıyor diye girinmeye başladı. Artık ben bunu kabul edemiyorum. Ben hani okumadım Kütüb-i Sitte'yi aslında sınarak ama sonuçta şunu biliyorum. Onca alim 14 asırdır bize geldi ve bir şekilde bunun bir sürü alimin elinden geçti. İnşallah Alak suresini okuyoruz. Alak suresini Allah okuyor. Bana Kur'an'ı okumamı emretmiştir. Sizin dediğinizi değil. Alak suresini okuyoruz ama bir yerde de sünneti de uyumamız emretildi. Tartışmayın.
Biz bilmeyenlerdeniz. Estağfurullah. Siz beni yanlış anladınız. Aa. Ben sadece Aslı Saadet döneminde... Ben bilmiyorum ya, o yüzden yanlış anladım yani. Peki. Ben teröbü de... Eyvallah. Bilmemekten dolayı Allah bizi inşallah affetsin. Fahri, hakkını seyredebiliriz.